Hoş geldiniz değerli dostlar. Karşınızda The Stillness of the Wind. Yani rüzgarın durgunluğu. Hayatta kalmaya çalışacağımız ve tek bir kişi üzerinden anlatılan bu hikayeye hep birlikte tanıklık yapalım. Bir ilk bakış olarak sizlerle paylaşayım. Sizler de eğer uygun görürseniz ki eminim bu türün meraklıları bu oyunu çok beğenecektir. Satın almayı sakınlıkla... Konuşamadım. Satın almayı lütfen unutmayın. Hadi bakalım. Ben de ilk defa giriyorum sizlerle birlikte. Talma bu çiftlikte büyüdü. Talma bayağı bir yaşlı galiba. 16 ayakkabının olduğu zamanı hatırla. Kapının ardında duran 16 ayakkabı vardı. Ve her sabah insanları bekliyordu. Tek tek onlar burayı terk etti. Şehirler için denizleri geçerek burayı tamamen terk ettiler. Şimdi bütün gün ona kaldı. O tek başına ve tamamıyla yalnız. Hadi bakalım öncelikle buraya bir girelim. Şurada bir yazı çıktı. İki tane keçisi ve bir cep dolusu tohumu var. Ve gün ışığı onun botlarına girmişti. Hani gün ışığı onun botlarını aydınlatıyordu, ısıtıyordu daha doğrusu. Bu beş tane peynir sonsuza kadar burada durmayacak diyor. Keçilerden biraz süt alarak peynir yapabiliriz. Ama öncelikle şunu bir alalım bakalım. Süt doldurmak için. Oyun harika görünüyor yalnız. Bu da meyve toplamak için galiba. Keçilerimiz nerede bizim? Aa, bu babasının öğrettiklerini anımsıyor bizimkisi. Yavrum, sen git. Senin yanına daha sonra uğrayacağım ben. Hadi bakalım. Aa, bu dışarı çıktı. Bebeğim sen içeri gir, içeri gir. Vallahi bu dışarı çıktı. Neyse çıksın. Hadi bakalım. Ha, burayı terk etmeden en son bir kişi terk etmiş burayı. Hani düzenlemiş buraları. Yani birkaç boşluk açmış yardımcı olmak için. Anladım. Şöyle karıştıracağız. Mekanizma yapmışlar. O giden kişi yapmış bunu galiba. Bizimkisine yardımcı olmak için karıştırmamıza gerek var mı? Ama bunu tutması gerekiyor, değil mi? Öncelikle Maya.
Yeterince ısındı, evet. Isındı diyorum yani, pişti. Daha önce peynir yapmadığım için gerçek hayatta bilmiyorum. Bir tane daha peynirimiz oldu. 6 tane, 6 adet peynirimiz var. Kadar yeterli galiba. Evimize girseydik ya keşke. Herhalde burada yönlendirme olmuyor, öyle tahmin ediyorum ben şu anda. Neyse, gelmişken bir tane daha yapalım. Böyle hızlı hızlı karıştıralım. Peki bu peynirleri alabiliyor muyuz yanımıza? Burada kalıyor galiba. Burası depo görevi görüyor büyük ihtimal. Tamamdır burası. Şeyi bırakalım, kovayı. Tüfeğimiz var burada. Vahşi hayvanlar için büyük ihtimal. Burada peynir yapabiliyoruz kendimize. Afiyet şeker olsun teyzeciğim. Buradan bir mektup var. Tiyatroda hani 1 saatten fazladır erken geldim. Hani 1 saat önce erken geldim. Oturuyorum ve kendimi bir arada tutmaya çalışıyordum. Seremoniye yaklaştıkça hani heyecanlanmaya başlıyorum. Benim göğsümde sanki böyle yüzlerce kelebek uçuşuyor ve sonunda bütün her şey gerçekleşiyor. Bu gece akademiden mezun olacağım ve sonunda bu gezegene güle güle deyip Luna'ya doğru yol alacağım. Sen her zaman benim için orada oldun Nana. Her zaman benim için gece uyumadan önce, ben daha küçükken kitap okudun. Burada kitabın ismi yazıyor. Hani beni ufukların ardındaki, dünyanın ufuklarının ardındaki o merakı, umutları bilerek, bana öğreterek beni büyüttün. Daima ileri doğru ilerlemeye devam ettim. Yani elimden geleni yaptım. İnsanlar sana benzediğim, yani bu özelliğimi senden aldığımı söylüyor. Sen çok izinlerine hala çok etkileniyorum. Nasıl oluyor da tek başına bir çiftliği idare edebiliyorsun? Hala öğrenecek çok şeyim var. Gece oldu. Acaba uyuyabilecek miyiz? Sabah olsun ya. Teyzecim gece gece düşecek, bir yerine bir şey olacak. Sen uyu teyzecim. Şehir ışıklarından dolayı ay ışığını, ya gökyüzündeki yıldızları göremiyoruz. Tabii bir de
hava kirliliği var. Şehirlerde maalesef bu manzaralarla karşılaşmıyoruz bundan dolayı. Bugün farklı bir şeyler yapalım. Ama şimdi acıkmış mıdır acaba? Keşke açlık göstergesi olsaydı. Bu nedir mesela? Nasıl gülüyor ya? Aa, şey var burada, bir dakika. Buraya tohum ekeceğiz. Teyzecim belin bükülmüş. Yardım eden de yok sana. Şuraya bırakalım bakalım. Nasıl olacak o iş? Tamam. Ek bakalım. Aa, tohum fazla kalmadı diyor. Şimdi de suya ihtiyacımız var. Suyu nereden bulacağız ki? Önce şu kovamızı bir alalım biz. Şey, mesaj, mektup gelmemiş. Ne güzel ya, böyle bir yerde yaşamak var aslında. Her şeyden, herkesten uzak. Bizim ninemiz bayağı bir şey galiba. Hayalperest, hani böyle uzay yıldızlar, uzay gemileri vesaire, bu tür şeylerden bahsediyor. Bu şey diyor, hani benim diyor atalarım diyor burayı çok çok uzun zaman önce bulmuşlar. Daha sonra bu kuyuyu, kuyudan bahsediyor. Ona Wellspring Yuma ismini vermişler. Ben öyle anladım. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Kova yalnız burada varmış ya. Kapat kapat, içine toz girmesin. Aa, amcacım sen nereden çıktın yahu? Nereye kaçıyorsun? Utandın mı? Gel gel. Büyük ihtimal onun bir zamanı var. O bekledi orada. Zaten iki tane ekmiştik biz. Bu burada kalsın. Hala büyüyor, evet. Acaba acıktı mı? Anlamadım ki ben. Aha. Tavuklar burada. 6 tane yumurta. Güzel.
Hadi bakalım. Aa, geldik buraya koyduk. Sen yumurta ye bugün. Proteine ihtiyacın var nineciğim. O kadar çalışıyorsun. Yarasın nineme. Şimdi bir güzelce uykunu çeksen. Ha, çok erken diyor uyumak için. Esnemeye başladın ama sen. Etrafı mı keşfetsek, ne yapsak diyeceğim de karanlık çöktü zaten. Oyun harika ya. Şiir gibi oyun yapmışlar. Şu tarafta bir mezarlık var. Sepet işareti çıktı. Bu arada biraz büyümüş sanki tohumlar. Ne ektik onu da bilmiyorum ki. Hala büyüyor. Şu sepetimizi bir alalım. Saman var zaten. Şurada bir şey gördüm sanki. Oluna. Kim acaba Oluna? Bir şeyler topladık ama. Dışarı çıkmışken şöyle bir etrafımıza bakalım ya. Ne var ne yok. Çevrede. Mantar, bitki, mitki bir şeyler topladık. Bebeğim siz takılın orada. Bak şuradaki çit kırılmış. Bir şey yapamıyoruz. Vay. Buradaki baya eski bir ağaç. Kesilmiş zamanında. Bunlar kuş mu? Hani gençliğimde diyor buraya tırmanırdım diyor. Bu bıçakların ardından tüm dünyayı izlerdim diyor. Hani her şey böyle nasıl derler? Yavaş yavaş hani tıpkı bir yavaş çekim gibi. Sessiz, sakin. Burada bir şeyler yok herhalde. Şurada bir şey var sanki. De ben niye buralara geldim onu anlamadım. Merak ettim işte. Burada da birkaç bitki var. Mantar büyük ihtimal.
Bir yerde diyor, burada diyor, yani burada birlikte çektirdiğimiz isimler saydı. Bir fotoğraf vardı diyor. Hani daha önceden gelip buraya oturup fotoğraf çektirmişler ailecek. Ondan bahsediyor. Evet dostlar, oyunumuz böyle. Bir şekilde hayatımızı geçirmeye çalıştığımız bu küçük çiftlikte tek başımıza geçmişimizdeki anılarla yüzleşerek, onları anımsayarak kuşların, keçilerin, tavukların ve rüzgarın fısıldayışının arasında bir gün bu dünyadan ayrılacağımız günü bekliyoruz. Gayet hüzünlü, huzurlu ve kafa dinlemeniz için uygun bir oyun. Hani şiddet öneriyorum ben. Bak amca gibi, baba amca dur. Dur. Sen kimsin? Ne kutba yedi? Dur. Ahuhuhu, niye yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Amca gitti. Rüzgardan mı bir şey oldu? Bug'a mı girdi oyun? Oyun bug'a girdi. Şu anda oyun bug'a girdi galiba. Teyzecim ya. Evet, ben bu oyunu burada bırakıyorum. Neden böyle bir şey oldu? Ben de anlamadım. Şu anda basıyorum ama ileri doğru gitmiyor. Kum mu kayıyor? Rüzgar mı var? Yok. Bug'a girdi. Büyük ihtimal bunu düzeltirler. Ya da bende bir problem oluştu. Evet dostlar, kendinize iyi bakın. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Böyle bir küçük hatayla karşılaştık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.